Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu makalede Windows 2022 Core işletim sistemini kullanarak Hyper-V Failover Cluster kurulumunun son aşaması olan Hyper-V nodlarının konfigürasyonunu anlatacağım. Bu kuruluma başlamadan önce kanalımda 3 tane makalenin linkini bu videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bunlar ISCSI Target Server kurulumu, Create Computer Object Inactive Directory yapılandırması ve SysPrep kullanarak Windows Core işletim sistemlerinin ağ yapılandırması hakkında 3 videoyu incelemenizi öneriyorum. Bu video o 3 videonun son aşaması olan cluster kurulumunun konfigürasyonudur. Ekrandaki şekle bakacak olursak, 2 tane Hyper-V nodumuz var ve ISCSI Target Server'daki diskleri kullanmak için Hyper-V üzerinde oluşturduğum Private 4 tane Private Switch, ayrıca Live Migration için 2 tane Private Switch yapılandırdım. Bu Private Switch'lerin IP'lerini Hyper-V nodlar ve ISCSI Target üzerinde birbirine bağlayarak, ilişkilendirerek ISCSI Target Server üzerindeki diskleri Hyper-V Cluster nodlarının kullanımını sağlayacağız. Ayrıca Cluster'ın N+1 yapısında sağlıklı olarak çalışmasını sağlayabilmek için eğer 2 tane nodunuz varsa mutlaka bir quorum diske ihtiyacınız var. Yani bir oy verme sistemine ihtiyacımız var. Daha önce Windows 2022 Data Center üzerinde Failover Cluster kurulumları anlatmıştım. Bu konular detaylı olarak orada açıklanmaktadır. Sistemimizde 2 tane olduğu için, 2 not olduğu için bir quorum'a ihtiyacımız var. 3 tane olsaydı ihtiyacımız yoktu. Ama bir tanesinden alma açık olması gerekiyordu. O yüzden sistemin sağlıklı olarak hangi nodun ayakta olduğunu anlayabilmek için Failover Cluster Quorum'a ihtiyacımız var. Bunu birlikte yapalım. Bu kurulumu yapabilmek için 2 tane Hyper-V bilgisayarım var. Kurulumu ikiye ayırdım. Birincisinde ISCSI Target Server kurulu ve çalışıyor. 14 ve 15 olarak bunlara şöyle göstereyim. Domain alınmış, IP'si verilmiş, makine adı değiştirilmiş ve Active Directory üzerinde Create, Prestige, Create, Object in Active Directory ayarları yapılmış 2 tane Windows 2022 Data Center Core'um var. Daha cluster ayarları yapılmadı. Bir de şunu göstermek istiyorum. Burada da diğer Hyper-V makinamda da Derebeck Server 10'da Active Directory'm var. 11'de de GUI'li bağlanalım. GUI'li Windows 2022 Data Center'ım var. Bunun üzerindeki Remote Administer Tool'larla da sistemi yönetiyorum. Şimdi ne demiştim? Create, Prestige Create, Object in Active Directory yapılandırması yapılmış. Bakın disable halde Hyper-V Cluster 1 olarak Hyper-V Cluster'ımız yapılandırılmış. Computer'lar 14 ve 15 buraya taşınmış. Grup Hyper-V Cluster Admin grubu açılmış ve Hyper-V Cluster Admin kullanıcısı tanımlanmış. Şimdi Hyper-V Cluster kurumuna geçebiliriz. Madem bu tarafta Hyper-V Cluster Admin'imiz var, Hyper-V nodlarımız bunlardı. 14 ve 15. Öbür tarafta neyimiz vardı? Hyper-V Cluster Admin. PowerShell izlemizi açalım. Kullandığım tüm komutları bu videonun açıklama linkinde bölümler halinde bulabilirsiniz. Şimdi 14 ve 15 yapılandırıldı. Bunları da paylaşacağım arkadaşlar. Üzerlerine Server Core Feature of Daemon kuruldu. Kurulması için gerekli olan komut bu. IP ayarları yapıldı. Adı değiştirildi, domaine alındı. Prestige Create Object in Active Directory ayarları yapıldı. Artık işte bunlar ve şu aşamaya geldik. Şimdi 14'e bağlanalım. 14'e bağlanmak için burada bağlanma metotlarını biraz değiştirdim arkadaşlar. Devamlı olarak test için kullandığım şifreyi devamlı yazıp zaman kaybetmeyeyim diye PowerShell script'imi değiştirdim. Ve bu değişkenlerin içine atadım username ve password'ü. Hızlıca bunu kullanacağım. Bunu şöyle yapacağım. Madem bu nerede? Domain'de. Domain'deki Derebeck Server 10'dan ben DNS'ten bunun adından IP'sini çözümleyebiliyorum. O zaman bana ne gerekiyor? Şu anda 14 ve 15 administrator olarak bağlı. Bunları o zaman ilk önce şunu seçiyorum. F8 çalıştırıyorum. Değişkenleri atadım. Kime bağlanacağım? 14'e bağlanacağım domain'de. O zaman şunu seçeceğim. 14 F8
14 değişkenli atadım session'a. Bir de 15'e bağlanacağım. F8. Çünkü ikisinin şifresi aynı. 14 ve 15 olarak değişkene atadım. Daha sonra buraya geleceğim. 14 üzerindeki lokal administratorları listeleyelim. Active Directory var. Kimler var? Derebek Domain Admin, Derebek Administrator. O zaman şu komutu vereceğiz. Hyper-V Cluster Admin grubunu ve admin'i Local Group Member'a ekliyorum. F8. Ekledim. Sonra yaptığım işi kontrol edelim. F8. Evet, ekledim. Admin ve Administrator geldi. Sonra 14'ü F8'le restart ediyorum. Bakalım, 14 restart oldu. Kontrol alt elimi gönderiyorum. Administrator'ı artık ne yapacağım? Değiştireceğim. Other user'a gidip buraya derebek slash hyperv cluster 1 admin şifresini yazıyorum. Bu bir. Ayrı bir kullanıcı tanımlamanıza fayda var cluster için. Bu tamam. Şimdi 15'i yapalım. Hemen şunu çalıştırıyorum. F8. 15'teki lokal grup member'da kimler var? Derebek Domain Admin, Domain Administrator. Hem grup hem kendisi var. Bu ikisini 15'e ekliyorum. Failover Cluster Admin grubunu ve admin'in kullanıcısını. F8. Kontrol edelim eklenmiş mi? F8. Evet, eklendi. Tamam, Hyper-V Cluster Admin de eklendi burada. Şimdi ne yapıyorum? Bunu da F8'e restart yapıyorum. 15'e bakalım. Aynen restart oldu. Ctrl Alt L, ESC, Other User, Derebek, slash, Hyper-V, Cluster 1, Admin şifresini yazalım. Tamam, 14 ve 15'e artık Hyper-V, Cluster 1, Admin'le giriş yaptım. Normalde bu komutlar burada duruyor. İlk defa ben daha önce test çalışmalarında yaptığım için şu anda ekli. Şu ikisi Live Migration Switch'leri nereye ekliyor? Buradan göstereyim size. Virtual Switch Manager'a ekliyor. Şimdi external'ı kim var? Bunu kullanıyorum. Loom 1'im var. Loom 1'den Loom 4'e kadar iSCSI için Loom switch'lerim var. Ayrıca Live Migration ve Live Migration 1 için de 2 tane switch'im var. Bu komut bunlara ekliyor. Şunlar nasıl ekleniyor derseniz, burada küçük bir hatırlatma yapayım. Loom 1'ler iSCSI Target Server kurulumunda bu komutlar o makalenin içinde var. Tamam, Live Migration Switch'leri bu komutları vererek uyguladığımızı düşünelim. Çünkü şu anda var private olarak. O zaman şunu yapmam gerekiyor. 14 ve 15'te yapılandırdığım için şunları tekrar yapayım ama uyarı verecek. Şunu alalım. Yalnız makinaları açıp kapadığımız için arkadaşlar her defasında close yapın. Eğer makine açıp kapandıysa Windows PowerShell script'inizi bir daha çalıştırın. IP'si değişmedi ama olsun. Session password. Bir de cluster 1'i alalım. Şimdi burada Hyper-V cluster'ı değişkene atayalım. Artık Hyper-V cluster'ı admin'le gireceğim makinalara. F8. Tamam. Burada da 14. Burada F8. Bir de 15'i alalım. F8. Tamam. Şimdi bunu yapmıştık. Buradaydı sıra. Şunu size göstermek istiyorum. Aslında şu get'i yapsak F8. O dosya onun içinde var. Yani 14, Derebek Server 14'ün C kurulum klasörünü açıyor. İçine bunu kopyalıyor. Emin olmak için bunu buraya tekrar yapıştırdım. Fakat ilk yapılandırmada zaten bunun yapılması zorunlu. Yani bu dosyayı atıp oradan IP yapılandırması. Benim kurulum taktiğim bu. Siz farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bunun içinde var. Hatta 15'i de kontrol edelim. F8. 15'te de bu dosya duruyor. Bakın 14 ve 15. Tamam. 14'e gidelim. Komut satırına çıkalım. Hem size buradan göstererek 15'te de komut satırına çıkalım. Neler yapıldığını göstereceğim. Bunun üzerinde Picture of Demon kurulu olduğu için NCPA diyorum. Burada da NCPA diyorum. Sadece Ethernet var. Bakın aktif halde Ethernet'lere ekleyeceğim. Bunu yapmak için ilk önce şunu göstereyim. Derebek Server 14 Settings. Bir tane Ethernet var. Biz ne yapacağız? Şekli de göstereyim arkadaşlar. Ne yaptığımızı birlikte. Bakın biz ne yapacağız? 4 tane, 4, 5, 6 tane Ethernet kartı ekleyeceğiz. 4 tanesi iSCSI Target Server'la konuşacak. 2 tanesi birbirleriyle, notlar birbirleriyle konuşacak. Peki bunu şekilde gösterelim. Şimdi Node'a 6 tane Ethernet kartı ekleyeceğiz. 4 tanesi iSCSI Target Server'la konuşacak. 2 tanesi notlar birbirleriyle LAN Migration için konuşacak. Tamam. Kaldığımız yerden devam edelim.
Ama burada kaç tane var? Bir tane var. Canlı çalışıyorken Ethernet kartlarını eklemeye başlayalım. 14'ten başlayalım. 14 burada. 14'ü şöyle çekelim. Şimdi bu komut Derebek Server 14 Virtual, bakın VM name, Derebek Server 14 Virtual Machine'ine Loon 1 Switch'i ekleyecek. F8. Ekledi. Ekler eklemez 14'e bakalım. Bakın Ethernet geldi. Adı ne? Ethernet 2. Bu komut F8 listeledi. Bakın Ethernet 2. IP'si daha yok. İkinci komut Ethernet 2'nin adını Loon 1 yapıyor. F8. Yaptı. Görsel olarak da bir defa bunu anlatayım. Sağ tuş. Refresh. Loon 1 oldu. Sonra bu komut kopyaladığımız Loon 1 oldu. Şunu tekrar test edelim. F8 yaptı. Evet, Loon 1. Burada Loon 1 olarak görün. Bu komutla kopyaladığımız set IP static DHCP scriptini kullanarak Loon 1'in IP'sini 50'ye 11 yapacağım. F8 yaptı. Kontrol edelim. Refresh. Sağ tuş. Properties. Bakın 50'ye 11 oldu. DNS'i yok. Advanced'da bakarsanız Register DNS kaldırılmış. Winst'te Disable Net BIOS yapıyor. Okey. Peki bunu komutla doğru yaptık mı diye kontrol edelim. F8. Evet, IP'si 50'ye 11 oldu. Şimdi hızlıca tüm kurulumları gerçekleştirelim. Derebek Server'ı 15'e Loon 1 Switch'e ekleyelim. F8. Ekledik. 15'te de bir defa göstereyim. Ekledik. Adı Ethernet 2 oldu. Sonra F8'i listeledim. Evet, adı Ethernet 2. Şuna tıkladım. Adını Ethernet 2'nin Loon 1 olarak değiştirdim. 15'in. Doğru mu yaptım diye F8'e bastım. Evet, Loon 1 oldu. Sonra IP ataması yapıyorum. F8. IP'si değişti mi diye bakıyorum. F8. Evet, IP'si 50'ye 12 oldu. Sırayla son kez göstereyim. Refresh. Loon 1. Properties. 50'ye 12. Register DNS'i yok. Disable Net BIOS'u var. Budur. Bir daha buraya bakmadan hızlıca hepsini yapalım. Loon 2 switch. F8. 14'e ekledim. Bu komutu verdim. Bir daha verin arkadaşlar. Ethernet 2 yazısını görünceye kadar. Birkaç saniye sürebilir sisteminizin hızına ve network'e göre. Sonra bu Ethernet 2 Loon 2 olarak değiştirdim. Kontrol edelim değişmiş mi diye. Evet, değişmiş. Loon 2'ye IP verelim. Kontrol edelim olmuş mu. Evet, Loon 2'ye IP verildi. 15 için yapalım. F8. 15'e ekledim. Bir daha. Dediğim gibi biraz beklemenize fayda var. Ethernet 2 geldi. Ethernet 2'nin adını Loon 2 yaptı. Kontrol ettim. Evet, Loon 2 geldi. Loon 2'ye IP verdim. Kontrol ediyorum. Evet, Loon 2'de IP var. Loon 3 switch. 14'e ekliyorum. Kontrol ediyorum. Evet, Ethernet 2 geldi. Ethernet 2 adını Loon 3 yapıyorum. Kontrol ediyorum. Loon 3 olmuş. IP veriyorum. Kontrol ediyorum. Evet, IP'si de var. 15 için yapalım. 15'e ekliyorum Loon 3 switch'i. Kontrol ediyorum. Bir daha. Ethernet 2 geldi. Ethernet 2'nin adını Loon 3 yapıyorum. Kontrol ediyorum. Evet, Loon 3 olmuş. Loon 3'e IP veriyorum. Kontrol edelim. Evet, Loon 3'ün IP'si geldi. Loon 4. F8. 14'e Loon 4'e ekledim. F8. Bir daha. Ethernet 2 geldi. Adını Loon 4 olarak değiştirdim. Kontrol ediyorum. Evet, Loon 4. Loon 4'e IP verdim. Kontrol edelim. Evet, Loon 4'ün IP'si var. 15'e ekleyelim. 15'e ekledim. Loon 4 switch'i kontrol edelim. Ethernet 2 gelecek arkadaşlar. Geldi. Adını değiştiriyorum. Kontrol ediyorum. Evet, Loon 4 oldu. IP veriyorum. IP verilmiş mi? Evet, IP verilmiş. Şimdi Live Migration Switch'ler. 14'e Live Migration Switch'e ekliyorum. Kontrol edelim. Ethernet 2 geldi. Adını Live Migration Switch yapıyorum. Kontrol edelim. Evet, Live Migration Switch oldu. Ve IP veriyorum. Kontrol edelim. Live Migration Switch'in IP'si de var. 15'e verelim. F8. 15'e verdim. Tanımladım. Geldi Ethernet 2. Adını Live Migration Switch olarak değiştiriyorum. Kontrol edelim. Değişti. Ve IP tanımlamasını yaptı. Kontrol edelim. IP geldi. Şimdi Live Migration 1. İkinci Live Migration Switch. Ekliyorum 14'e. Kontrol edelim. Ethernet 2 geldi. Adını Live Migration 1 olarak değiştiriyorum. Değişmiş mi bakalım. Değişmiş. IP'sini verelim. Kontrol edelim. Evet, IP'si de var. 15 için yapalım. Bu sonuncu. F8. Bekleyelim. Geldi. Adını Live Migration 1 olarak değiştirdim. Evet, değişmiş. IP veriyorum ve kontrol ediyorum. Tamamdır. Sonra nested Hyper-V işlemleri için şuradan en son ayarları size göstereyim. Refresh ile bakın. Bunlar var. Loon 1, Loon 2, Loon 3, Loon 4, 2 tane de switch.
Aynısını 15'te de görelim. Refresh 1, 2, 3, 4, 2 tane switch. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.